Merve Hanım'dan başlayalım. Merve Hanım, nasıl buldunuz biber çorbasını? Közlenmiş biber çorbası. Közlenmiş biber çorbası. Ocakta mı közlediniz? Hayır. Evet. Ocakta közledim. Tamam. Köz tadı geliyor ama ben beğenemedim. Niye? Ayrıyetten böyle bir tatlı geliyor yani çorba. Yani köz biber zaten tatlı biberdir. Ben beğenemedim, bilmiyorum. Sevemedim yani. İlk defa içtim ben de. Yani ama... kapya biberin çorbası kapya biberden olduğu için mi sevmedin? Evet, belki de kapya biber de sevmediğim için. Ha, sen kapya biber sevmiyorsun. Ben sevmiyorum kapya biberi. Peki sevemedim. Kıvamı, tuzlu mu? Kıvamı nasıl? Güzel. Tamam. Tuzu biraz daha eksik, biraz olabilirdi. Ona tam masada bir şey tuzluğumuz yapmadım. Var. Evet, ona aynen bir şey demedim zaten ama ben dediğim gibi beğenemedim yani. Tadı, damak tadınıza uymadı. Tadını sevmedim. Ya, önemli olan benim için köz tadı alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Evet, geliyor. Kıvamını o geliyor. Beğendiniz mi? Kıvamı da güzel, tadını yani beğenemedim. Yani o zaman puan verebilir diyorsun. Bence verebilir. Yani çünkü damak tadına uymuyor. Peki verecek misin? Sor bakalım. Bilemiyorum. Verecek misiniz Merve Hanım bana puan? Gelmeyecek gibi sanki. Çünkü tadını sevemedim yani. Ama güzel sizin gelmedi damak bana. Tadınızı ben nereden bilebilirim ki? Biz zaten yarışmadan önce tanışmıyoruz. İşte böyle tatlı tatlı geliyor. İçinde süt de var galiba. Çünkü sütle yapılan... Krema. Evet, krema var. Her sütte de krema zaten kullanılması daha evet tat geliyor. Daha böyle baskın. Bir tatlı tatlı gelen. Yani köz biberin daha şey değil de böyle tatlı tatlı geliyor. Peki çok özür dilerim. Şimdi yemeği tarifini geçiyorum da şu an sen bu çorbaya puan vermeyeceksin. Vermeyeceğim. Ama Meryem diyor ki oluru budur, orijinali budur. Sen köz biber yani kapya biber sevmiyorsun. Bu benim problemim değil. Şimdi şöyle tabii bir şey. Tabii ki de zaten kimse kimsenin burada damak tadına göre yemek yapamaz. Kesinlikle. Ama dediğim gibi ben beğenemedim yani, bilmiyorum. Ama puan vermeyeceğim diyorsun. Evet. Ama bu bana haksızlık değil mi? Kıvamını beğendin. Kıvamı sen güzel. Kıvamını beğendin. Tuzu köz biraz eksik. Zaten köz biber diyorsun. Evet. O tuzu biliyorsun hani tuz hı-hı artık hani çok az bir şey. Tabii tamam, ki de. Tamam full tuzsuz olsa tabii. Ay, tabii zaten ona hiç ben değinmedim bile de şey çok yaptığım fazla gibi. Zaten tuzla kullanmak istemiyorum. Hı-hı. Birazcık dediğin gibi tatlı bir çorba olduğundan dolayı. Evet tatlı. Tam o belki de o istedim onu ben şu sevemedim. Anda. Tatlılığını sevemedim belki İşte de. Bana haksızlık yapacaksın bu durumda. Her şeyini tamam diyorsun. Köz tadı geliyor diyorsun. Tuzu evet. Tamam tuzu orta halde diyorsun. Kıvamdı. Kıvamı güzel diyorsun. Beğenemedim. Yani eğer puan vermezsen gerçekten kabul etmem bunu. Beğenemedim ben kadın. Evet, Merve Hanım çorbayı beğenmediği için puan afiyet vermeyeceğim olsun dedi. Meryem Hanım da olur nasılsa öyle zaten diyor. Zaten hani beğendiğimiz şeylere puan verdiğimiz için. Şöyle bir şey de yapılabilirdi. Hı-hı. Buna mesela içine soğan koyan var, sarımsak koyan hı-hı var, tereyağı ekleyen var. Ben yine hafif olsun diye, hafif başlamak için hafif bir çorba tercih ettim. Hı-hı. Peki ben... Merve Hanım'a afiyet olsun. Elif Hanım'dan devam edelim. Ben beğendim. Ben kapya biber seviyorum Kadir Bey. Afiyet o yüzden olsun, ben kıvamına efendim baktım gayet iyi. Tuzu da gayet iyi. Zaten ben tuz çok sevmediğim hani aramıyorum. Tuz çok tuzluyu. Ben beğendim. Köz tadı önemli evet, olan o benim. Yani Elif Hanım çorbayı seviyor sanırım. Çorba olan her şeyi içerim diyor. Şimdi her çorbada güzel. Şimdi güzel değilse güzel bence değil ama ki bitirdim. Bence siz çorbayı seviyorsunuz. Ben ana yemeğe öneriyorum ama. Düğününüz de bir tek çorbayı beğendiği için mi? Yok hayır. Yok ben tatlısını da bitirdim Kadir Bey. Yani kelem hatta sarmasında kelemi yani lahanayı sevmediği için yemedi bence. Ya bir de ben pişme derisi evet ama ben yani bir tadına hiç beğenmedim de kokuyordu. Yani bana kokusu yani da kötü. Şey olarak yorum yaptı. Onu da isminden dolayı bence. Evet. Onda ben de biraz şey kaldım. Keşke kendi adımı verip de bir börek ismi evet, koysaydım olurdu. Aynen. Evet, ana yemeği olurdu. Ana yemeğinizi biraz daha çeşitlendirseydiniz belki ana hani yemeğinin yanında siz pilav falan vardı dediniz ama o ana yemeğin içinde zaten ince dene diye bir tamam şey var. Yanına illa bir pilav, şey yap. Ben o salatayı kabul etmiyorum. Bana göre o bir ezme. Salata yani asla kabul etmiyorum. O yüzden zaten iki verdim. Peki, biz gene düne gittik bir çorbayı yorumlayalım. Evet. Elif Hanım çorbayı beğendi. Çorbayı beğendim ben. Kadir Bey çorbanın kıvamı gayet yerinde. Afiyet ama olsun. Ben köz tadı çok alamadım. Kreması çok fazla geliyor. Aynen. Sadece krema bir çay vardı. Böyle içerken tatlı yani tatlı tat geliyor. Yani artık ne kadar bilmiyorum ama çok kremayı üzüldüm. Tek tek konuşalım mı bu arada? Hı-hı. Tek tek çünkü bir arada bayağı bir gürültü oluyor. Derya Hanım'a cevap versen Meryem. Derya Hanım'cığım sadece bir çay bardağı hatta bir çay bardağından birazcık daha az bir krema kullandım. Ondan dolayı hani krema aslında bir tık yoğun bir şeydir. O yüzden çok fazla kullanmayı evet, tercih etmedim. Yani, belki süt kullansaydım bu kadar yoğun bir tat gelmeyecekti size hani ama kremayı daha çok yakıştırıyorum. Kokusu ve tadı bana yok bilmiyorum öbür yani arkadaşlarıma ama. Biberin közünü evet öldürüyor sanki böyle kremanın kreması tadı çok olduğu için aynen o közün tadını kokusunu yok etmiş bunu bence. Bunu daha önceden yapmış mıydınız? Denemiş efendim miydiniz? Yok hayır. Yani ama sonuçta kapya biberi közlerim salatasını yaparım yerim yani. Yok kapya biberi yaparım demiyorum ama tabii ki kokusunu da bilirim, tadını da bilirim. Ama çorbada yani ben ne kokuyor o kokuyu alabildim ben ne tadı alabildim. Alabiliyorum. Ben de aldım. Ben alabiliyorum yani. Krema gerçekten tadını alıyor. Kreması bana bayağı yoğun aynen geldi. Peki beğenmediniz mi çorbayı? Baskın geliyor. Yani üzülerek söylüyorum ben beğenmedim. Beğenmediniz. Evet. Bir tek ben beğenmişim.
Valla beğenmemeye yer arıyorsunuz bence. Bugün ne yaptınız? Yok, İkinci hayır, gerçekten değil. Bugün geldiniz. Bitirin de bari. Zaten ben afiyet Merve olsun. Hanım sizin yorumunuzu asla kabul etmiyorum. Benim damak tadıma uymadığı için ben puan ben vermeyeceğim. Ben damak tadıma uymadı diye değil. Ya. Öyle bir kelime kullanmadım zaten. Kadir Bey demedi mi? Damak tadıma uymadığı için puan vermeyeceğim diye. Dedim. Hayır, çok dedi tatlı ki ben, geliyor. Şimdi dedin ki ben kapya biber sevmiyorum. Evet, sevmiyorum. İçinde bu çorbayı sevmedim. Ama bir de ayrıca mesela... Çorbanın olurunu saydığında evet hepsi var. Bu kriterlere sahip. Ama ben kapya biber sevmiyorum. Ama ayrıca dedim tatlı tatlı geliyor böyle. Peki şimdi çok senin krema tadı geliyor. Sen gününde oldu ki diyelim ki patlıcan musakka yaptın. Meryem dedi ki patlıcan musakka kıvamında olmuş ama ben patlıcan sevmiyorum. Puan vermeyecek. Kabul edecek misin bunu? Vallahi bilemiyorum. Rahat edecek mi? Yok, o yorum bence onu göreceğiz o zaman. Onu o gün göreceğiz. Meryem Hanım, ısrarınızdan bıktık. Beğenmedim diyorum. Daha ne diyeceğim? Hanımlar, mis gibi çorbaydı. Bilerek beğenmiyorsunuz. Derya Hanım şeyi yorum yanlış yapıyor. Bence. Meryem Hanım buyurun. Aynen. Şimdi günüme oynuyorum dedin evet, az önce. Arkadaşlar artık gününe oynuyor Derya Hanım demişler ya. Şimdi gününe oynayan insan her şeyi beğenir. Benim düşüncem. Ben beğeneyim ki onlar da benim Elif'e günümde söyle, iyi olsun. Öyle değil mi Elifciğim? Derya Hanımcığım lütfen bunu kanıtlamak için beni kullanmayın. Kesinlikle hayır. Lütfen hayır, bunu hayır, benim öyle bir niyetim asla yok. Kullanmayın ne olur. Sizden ben çok beğendiğimi gerçekten ciddi anlamda beğendim diyorum. İnanın ben köz tadı alamadım. Kreması çok yoğun Meryem Hanım. Üzülerek söylüyorum ya, ben çorbayı beğenemedim. Göreceksiniz gerçekten az bir şey koydum. Ellerinize çok yoğun bir krema koymadım. Ben bir şey demiyorum ama ben sevemedim. Kadir Bey ben çorbayı genel anlamda beğenmedim. Peki afiyet olsun. Diyeceğim bir şey var mı? Söylüyorum. Yani hani yapılan eleştiriler gerçekten hiç hoşuma gitmedi Kadir Bey. Çünkü hani... Çorbana haksızlık edildiğini düşünüyor musun? Kesinlikle çorbama haksızlık edildi. Çünkü rengi salça bile kullanmadım. Hani bu rengi yakalamak yani gerçekten bu tadı yakalamak kolay değil. O yüzden haksızlık edildiğini düşünüyorum. Özellikle Merve Hanım'ın yorumuna dehşet bir şekilde takılmış durumdayım. Herkesin kendi görüşü. Ama bak Derya da beğenmedi. Niye Derya edildi daha çok Merve'ye takıldı? Ay Merve Hanım dediği şey şu, benim damak tadıma uymuyor. Evet her şeyin tadını alabiliyorum, köz tadını alabiliyorum ama puan vermeyeceğim. Ama çünkü damak tadıma uymuyor. Ama ayrıyeten de çok tatlı tat geliyor ben dedim. Ben kesinlikle köz tadı alamadım. Evet. Köz tadı alsaydım gerçekten çorbayı söyledim beğendiğimi söyleyebilirdim. Tatlı tat İnanın köz tadı alamadım. Peki Lale Gül Hanım ne diyecek buyurun. O da Derya Hanım'a biraz destek çıktı krema konusunda. Aynen ben ilk defa içiyorum Meryem Hanım çorbayı. Hiç içmedim daha önce. İlk deneyimim tat olarak yani inanın 3 kaşık almaya çalıştım. Krema daha baskın köz biber tadından. Ve ikisi tatlımsı olduğu için çorbayı öldürmüş. Hiç denemediğiniz bir şey hakkında krema nasıl baskın diyebiliyorsunuz? Kremanın tadını biliyorum. Hanımlar bu çorbada krema tadı baskın değil. Bence siz boş konuşuyorsunuz. Elif Hanım inşallah daha ağır bir menüyle karşımıza gelirsiniz. Köz biberin yani, tadını biliyorum. Gerçekten... Şaşırdım. Şimdi Merve Hanım açıkçası. Çok özür dilerim. Merve Hanım köz biberin tadını alıyorum dedi ya Kadir Bey. Evet. Geliyor hafiften. Ben bırakmıştım kaşığımı, 2 kaşık daha içtim. Acaba bende mi bir sorun var diye gerçekten alamadım. Hani emin olmak istedim ama alamadım. Peki Lale Gül Hanım da beğenmediniz çorbayı. Aynen. Peki afiyet olsun. Yani masada eline bir tek Elif Hanım şu anda çorbayı beğendi. Elinize sağlık Merve. Afiyet olsun. Problem Elif'te mi? 3 kişiden hariç bir tek Elif beğendi çorbayı. Ben gidip oynamıyorum. Yoksa bir destekleme mi var yani? Daha önceden bildiğinden dolayı Kadir Bey nasıl ya olması gerektiğini biliyor. Daha önce ben yapmadım. Ha, yapmadınız mı? Önce demiştiniz ama. Yok yok yapmadım. Köz biber çok seviyorum yani tatlı diyor ya. Zaten sevdiği için işte içti zaten. Sizinkini de sevdim, sizinkini de içtim. Tamam, Elif günümü oynamıyorum bunu diyorsun da, ama günün yaklaştı, çorbayı bitirdin yani güzelim şimdi. Günde bitirdi, ilk günde bitirdi. Çorbayı seviyor diye ilk baştan dedim. Bence çorbayı burada gününü oynayan yok bence bilmiyorum. Çorbayı seviyorum ama her çorbayı bakalım içecek miyim? Daha önümüzde göreceğiz o kaç gün var tamam, yani. Göreceğiz biz de. Daha iki gün daha kaldı. Kızın içtiği bir tat çorba herkese dert oldu. Afiyet olsun. Meryem'ciğim eline koluna sağlık. Her zaman yaptığımız bir çorba değil. Ben de ilk defa içtim. Kapya biberin kendine has bir tadı var yani. Hafif biraz daha şekerli biliyorsunuz ki. Evet. Bence o yüzden seni rahatsız etti Merve. Belki o de. Hafif şekerli tatlı. Oluşu. Hani çorbaya alışmışız ya böyle acı, ekşi. Sen daha böyle baharatlı tarhana gibi bir şey canlandırıyorsun yok, galiba gözünde. Yok tarhanalı değil de yani daha böyle ekşi, domates acı. Domates çorbasını seviyor musunuz? Hayır onu da sevmem. İşte aynen, o yüzden. İşte o yüzden. Ben şu an çünkü sevmem yani domates çorbasının biberli hali gibi. Aynen. Onu da sevmem ben. Beğendim. Çünkü afiyet içinde olsun. Kaşar da var, süt de var. Yani süt ürünleri olduğu için sana o yumuşak gelmesi doğal. Belki hele bir de şekerli biberden yani kapya biberin kendine az şeker olduğu için aynen. Daha yumuşak bir tadı olmuş ama ben beğendim. Afiyet bana köz tadı geldi. Vallahi geldi. Geldi ama hani öyle patlıcanda kadar ağır ağır bir köz kokusu geldi. Zaten de mangalda yapılmıyor Kadir Bey. Yani ocakta ya da yani... Ama tüpte de gene o köz kokusu geliyor ya. Yani
O zaman tabii ama belki hani zaman sonuçta 2 saatte yarışıyoruz. Şöyle bir de biberler soyduğumuzda sana dediğim ya biraz daha közlenmesi lazımdı. Kabukları çok çıkmadı, tam közlenmediler. O yüzden de çok ağır bir köz kokusu yok. Ama lezzetli mi lezzetli, ben beğendim. Afiyet olsun Kadir Beyciğim, afiyet olsun. Ara sıcak olarak ne geliyor şimdi? Ara sıcak olarak patates çanağında havuç taratorumuz geliyor. Evet hadi bakalım, dünün olayı olan patates çanağı bugün nasıl olmuş görelim. Dünün Alevgül Hanım, bir ekmeğinize yağ sürdüğüm gibi bir hava var mı? Evet, bir tereyağı, kaymağı bir şey alabiliriz. Çiçeğin peşine bir de patates çanağı geliyor. Evet. Hadi bakalım bugün Lale Gül Hanım'ı tutan aşk olsun. Günü geçti tabii, rahatladı biraz Kadir Bey. Yoksa peki, Lale Gül'de bir haklılık görüyor musun Elif? Yani evet, sadece günü geçti diye klasik yarışmacı konuşması mı? Yoksa cidden haklı diyor musun? Günü geçtiği için bu kadar rahat Kadir Elif Bey. Elif Hanım sizce dün benim tabağıma, çocuklu paçanganın yanında çanaklarıma kendisi laf etti. 5 çayını da içiyorum ben bunları dedi ama tekrar kendisi neden yaptı bunu peki? Ya, yanında şimdi çay da olsa içilirdi falan deyip de aynı çiçek meselesi olmadı gibi. Yani evet, gelmesi olmadı. Aynen. Olmadı. O yüzden kendi gününüze lütfen oynamayın. Ben kendi günümü oynasaydım. Bence kendi gününüze oynuyorsunuz. Bugün kendi gününüze oynuyorsunuz. Oynasaydım ne sizin tatlınızı bitirirdim. Şöyle alırdım çatalın ucunu. O yüzden iki verdiniz işte canım benim. Yedin dedin, çorbayı da yedin. Çünkü sonra iki yemeğinizi beğendim. Sen lahanayı sevmiyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.